Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Haftayı bitiriyoruz. Bu haftayı da yedik bitti. Merkez Bankası hikayesi dün bitti. Dün konuşurken özellikle 200 bas puan yapılırsa 7.61 seviyesinin altında oradaki bir 5.000 liralık oyun sahasının kırılıp 7.55'lere gelebileceğini konuşmuştuk ve dün 7.55'lerde durdu. Şimdi bugün bakıyoruz yukarı doğru tepkiler verebilecek mi? Aşağıda nereler var? 7.51'ler var. Esas 7.51 çok önemli. Aşağıda onun altında 7.40-7.20 bandı orta vadeli gerçekten alıcı gelecek bir yer. Ama tabii bütün hikayeye baktığınız zaman Merkez Bankası faizi arttırdı. Şimdi bir kere şunu hep söylüyoruz. Bazen insanlar aşağıda yazıyorlar işte. Hani sanki biz böyle ülkede faiz arttırılsın diye isteyen bir grup gibi. Zaten aşağıda yazan insanlar diyorum ya bu YouTube'a da aslında insanların kaliteyle ve aslında belli bir diploma ile alınması lazım. Çünkü herkes bir şeyler yazıyor. Eline geçiren klavyeyi o gün canı sıkılan yardırıyor. Dinlemiyor bile videonun içeriğinin ne olduğunu. Şimdi Merkez Bankası erken bir adım attı. 2021 yılı içerisinde arkadaşlar önümüzde bayağı bir riskler var aslında. Yani şimdi Biden'ın seçilmesi, S-400 olayının hala gündemde olması, işte Avrupa Birliği ile her ne kadar işte aba altından sopa gösterseler de Mart'ta gene bir toplantı olması, enflasyon rakamlarının yüksek çıkma ihtimali önümüzdeki yılbaşından itibaren. Şimdi bunların hepsi aslında önümüzdeki dönem gene dolar-TL üzerinde riskleri arttırıyor. Şimdi dolar-TL'de 200 bas puan arttırdınız faizi. 7.61'leri kırdı, geldi 7.55'e. Şimdi orada esas bölge 7.51. Şimdi 7.51'in altına kırılması ve oradaki momentum yani istek gerçekten insanların 7.51'den doları bozup işte TL varlıklara geçmesi işte borsa gibi hani bu olacak mı onu göreceğiz. Yani ama hane halkı da Türkiye'de yani öyle bir ilginç bir durumdayız ki şu anda yabancı 6.85'ten doları aldı. 8.50'de, 8.40'da kafamıza verdi. Gram altında da aynı şey var. Ve gene Türk halkı dolar alıyor. Yabancı dolar satıyor. Bu konumdayız. Bundan 2 sene, 3 sene önce de 7 lirada aynı şey olmuştu. Tüm hane halkı dolar alırken 6.87 lirada yabancı bir güzel elindeki malı boşaltıp sonra 5.15'lerden geri toparlamıştı. Şimdi gene öyle bir süreç mi? 7.50 aşağı kırılır. İşte normal olarak aslında baktığınız zaman teknik olarak işte 8.04 vardı hatırlarsınız. Diyorduk ki 8.04 artık geçilemediği sürece dolar TL'de korkmayın. 8.04-7.50 bandı vardı. 50 bin liralık bir bant. 7.50 normalde kırıldığı zaman teknik olarak aslında 7 lira gibi bir hedef, bir çanak hedefi görürsünüz. Aşağılarda işte 7.40'lar, 7.20 maliyetlenme bölgeleri vardır. Peki dolar TL'yi 7 liraya kadar itebilecek bir momentum 2020 yılında, 2021 yılında olur mu? Gönül ister ki tabii ki olsun. Ama gerçeklerde der ki biraz sıkıntı var 2021'de. Dolayısıyla dolar TL şimdi tekrardan 7.61'lerin üzerine o kırdığı seviyenin üzerine atıp 7.80'lere giderse bu faiz artışı da boşa gitmiş olacak. Ondan sonra ne yapacağız? Ona bakacağız. O yüzden kısa vadede piyasanın istediğini verdi. Piyasanın istediğini verdi. Burada sadece bizi şu olur, insanların algılayamadığı yabancı portföy akımlarını çekmeye devam etmek istiyorlar ki aslında bir nevi doğru da yapıyorlar. Başka çareleri de yok zaten. Yabancı gelmeye devam ederse 2021 yılında işte bu bankacılık hisselerine giren para 2021 yılında belki bir rally daha yapar dünya borsalarıyla beraber. Dolar TL belki yavaş yavaş böyle işte 7.51, 7.40 işte belki 7.20 ama 7.40, 7.20 aralığında buraya dolara alış gelir. Bir de Türk hane halkı doları bozmadığı sürece hani bu dolar çok fazla da aşağı gelmez artık. Hani belli bir bariyerde durur. Gram altın tabii bir sıkıntı. Gram altında çok ciddi insanlar yara aldı. İnsanların altın hakkında hep uyarmıştık. Özellikle işte altın kaybettirmez, altın güvenli limandır falan diye hiçbir şey yoktur. Güvenli liman değil, güvenli trendler vardır. Bundan 10 sene önce altın 1900 dolardan 1100 dolarlara düştü arkadaşlar. Bakın 1900 dolardan 1100 dolara düştü.
neredeyse yarı yarıya. Yani siz bir enstrümanı tepede alıyorsanız, o enstrüman iyi bir prim yapmışsa, o güvenli limandır diye bir şey yok. Bu titan zinciri değil. Var titan zincirleri, spekülasyon olan kağıtlar. Kağıt 1 liradan 50 liraya giriyor. Ondan sonra bir gün bir bakıyorsun birine yapıştırıyorlar, geri 2 liraya düşüyor. Şimdi rakamlarla baktığımız zaman anlattıklarımıza şunu söyleyeyim. Şimdi 8.04 çok önemliydi dedik. Burası kırılmadı. Sonra şuradaki 7.75'ler kırılınca zaten piyasa faizi satın almaya başladı. Ondan sonra da dün özellikle sabahki yorumda 7.61 çok önemli bir destek demiştik. 7.61 kırılırsa şuradaki 7.67, 7.61 yaklaşık 5-6 bin liralık oyun sahasını aşağıya koyar. Bu da 7.55'lere gelir demiştik. Aşağı yukarı da Allah'a şükürler olsun dediğimiz harfi noktası noktasına tuttu gibi gözüküyor. Yok canım tutmadı, pardon. Öyle bir şey yok. Çizgili olmaz bunlar yani. Çizgiyi boş ver. Geç bunu. Aha hepsini sildi lan. Allah şimdi hadi bakalım. Bak işte gördün mü? Şimdi yeniden çizeceğim. Al başına iş. Veya işte keşke editim olsaydı da editleseydim buraları. Şimdi şuradaki düşüşe baktığınız zaman şu düşüşün bir sindirmesini yapıyor. Bir ters filamasını. Şimdi bu bir ters filama mı olacak? Nerede burada arada gidip geliyoruz? Bakın 7.59 ve 7.56 bandında sıkışıyoruz. Bunu hadi aşağı doğru gördüğüm minimum seviye diyelim. 55.80 ve 59 şu bantta. Şu satışı sindirmeye çalışıyoruz. Şimdi bugün bu bant önemli. Yukarı doğru hareketlerde 62 bölgesi satıcı olarak gelebilir. Yani dün kırdığı bu seviye bugün direnç olarak karşımıza gelecektir. Eğer 62 seviyesinin olur tekrar içine girerse böylece faiz artışı boşa gitmiş olur ve biraz moral bozar. Ama 62'nin üstüne geçemediği sürece özellikle de bugün 7.55'ler dün gördüğüm minimum seviye kırılır. Daha önceki 7.51'lere doğru gelirse Dolar TL'deki hakikaten faizin etkisini görmeye başlarız kısa vadeli. Tabii burada önemli bölge 7.51. Bu 7.51'in altında istekli olacak mı? Bu çok önemli olacak. Burayı kırmadığı sürece ve momentum akmadığı sürece Dolar TL'de ciddi bir düşüşten bahsedemeyiz. Şu anda sindirme devam ediyor. Tabii bütün bunlar olurken ne oluyor? Tabii gram altında dayak yedi. Özellikle gram altın için hep şunu söylemiştik. Bir ara bir ons yukarı gitti. Onstan dolayı bir rahatlamıştı ama dolar TL aşağı gelmeye devam edince şu 474 bölgesi kırılamadı ve tekrar 450'ye doğru geldi. Şimdi bazen bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü anlatma sebebimiz de şu. Sizlere bir tuzak kuruluyor devamlı ve siz de her seferinde bu tuzağa geliyorsunuz. Biz de bir şekilde bu tuzağı anlatıyoruz. Bazen hani ya işte abi niye anlatıyorsun? Biz zaten bunu biliyoruz. Zaten hani 2 yıldır olan bizle beraber yürüyen kardeşlerimiz bunu biliyor ama yeni gelen insanlar şaşırıp geliyorlar. Yani çünkü diyor ki abi diyor 540'tan altın aldım diyor işte diyor. Dediler ki 600 olacak 1000 olacak. Kim dedi diyorum. Birisi varmış diyor. Şimdi küfrediyor. Ya ne küfretmek doğru ne şey doğru. Başkasının lafıyla iş yapmak zaten doğru değil ama birazcık paranızı yatırım yaparken de bir enstrümana bir bakın fiyatına. Şimdi 540'tan bile altın alan oldu bırak. Aldığını satamayan yani 480'lerden pozisyon açıp 540'ta güzel para kazanıp onu satamayan ve şu anda zarara geçen insanlar oldu. Tabii bu psikolojiler çok kolay psikolojiler değil. İnsanın moralini bozar, iş hayatını etkiler, aile hayatını etkiler. Yani para her şeyi etkiler. Her ne kadar çok bir önemi yoktur aslında. Çünkü sonuç itibariyle diyoruz ya işte herkese bir pamuk tıkacaklar. Karşı tarafa parayla gitmiyorsun. Karşı tarafa güzel anılarla, bıraktığın izlerle gidiyorsun. Parayla gitmiyorsun. Parayla giden yok da şimdiye kadar bilmiyorum icat oldu mu? Hani para transferi var mı? Hani bu Bitcoin'i gönderebiliyorlar mı öbür tarafa? Olabilir. Satoshi miydi? Neydi? Daha bu aralar Bitcoin de çok iyi ya. Vallahi maşallah iyi para kazandırdı. Hala da devam ediyor. Türk yatırımcısı da böyle bir Bitcoin'e bir kayış var. Tabii Allah yani bir orada zeval vermesin de şimdi oraya da bakarız biraz. Yani karşı tarafa
Parayla gidemiyorsunuz. Ama para da değerli bir şey. Bakın şimdi mesela gram altın yatırımcısı beklemeye devam edecek. Bir ay önce çektiğimiz videoda 540 TL'den gram altın alanlar ne yapsın derken bekleyeceksiniz dedik. Yanlış mı söylemişiz? Hayır. Dedik mi 600'e gider, 1000'e gider, bekleyin, pazartesi günü öyle olacak, çarşamba öyle takla atacak? Hayır. Küfrettiler, kızdılar ama abi haklıymışsın dediler. Önemli olan burada yorumu sansasyonel değil, mantıklı yapmak. Bakın yeni gelen insanlar mesela yorum yazıyorlar. Görüyorum mesela adam diyor ki abi diyor ya kafam rahatladı artık yani zarardayım ama diyor en azından kafam rahat. Her gün panik olmuyorum lan yarın mı gidecek çünkü biliyorum diyor ne olacağını. Şimdi ne olacağını bilirsen kendini hazırlarsın sakince beklersin. Gram altın müşterisi yatırımcısı bekleyecek abi bu kadar basit. Ya dolar TL yukarı kopacak. Ya altın kopacak. Ama altın koparken bu sefer dolar gevşiyor. Şimdi dolar TL 7.50'nin altına gelse gram biraz daha yara alacak. Ons altın cuma günü dün iyi bir satış idi. Ons altın da geriliyor. Dolayısıyla gram altın müşterisi ne yazık ki bir süre daha bekleyecek arkadaşlar. Dediğim gibi dolar TL için ben 2021 yılı için 7.40-7.20 aralığını defansif alım bölgesi görüyorum. 7.51'in altındaki duruma bir bakarım. Ne oluyor, ne gidiyor diye. Türkiye'nin önündeki riskler hala duruyor. Dolayısıyla 7.51'in altında çok kalıcı bir düşüş olacağını çok zannetmiyorum. Borsa tarafı olumluluğumu sürdürüyorum. Özellikle bankacılık tarafında. Ama 2021 yılında özellikle yurt dışı borsalarda belki son bir ralliden sonra bir sert bir düzeltme bekliyorum. Dolayısıyla o yurt dışı piyasalarda sert bir düzeltme gelirse bu bize de sirayet eder. Onun dışında 2021 yılında gene düzeltmeler olsa da bir fırsat verecektir diye düşünüyorum borsa. Gene borsanın iyi para kazandıracağını, dolar TL'nin 8.04 8.20, 8.40 işte aşağıda 7.40, 7.20 gibi bir bantta oluşabilecek olasılıklar yani işte ne bileyim S400 mü işte ne bileyim işte Biden'la aramız nasıl geçecek? O konuda da mesela ben rahatım hani bir şekilde anlaşacaklar abi yani hani Biden da gelecek Türkiye'ye şimdi başkan değilken o yorumları yapmak kolay. Şimdi başkanken yapsan o yorumları. Karşında Türkiye var. Yani hani o işler öyle kolay değil arkadaşlar. Biden da bir şekilde üslubunu koruyarak bir şekilde şimdiki başkanla anlaşmaya çalışacaklar. Herkes birbirine mecbur. Anlatabiliyor muyum? Herkes birbirine mecbur. O yüzden Amerika ile bir şekilde iş ayarlar. Ama tabii bu S400 olayı 2 senedir gündemde. Hani hakikaten artık bence 2021 yılında bu işin cılkı çıktı. Sonucunu göreceğiz. Bakalım ne olacak? Yani Türkiye geri adım atar mı? Türkiye için önemli ve gerekli bir şey. Baktığınız zaman ulusal çıkarlar açısından geri vites yapmaması lazım. Doğru yapıyor. Ama hani politik olarak nasıl bir yol izlenir? Nasıl Amerika ile ilişkiler bozulmadan geçeriz bu bölgeyi? Enflasyon rakamları yüksek çıkacaktır. Dolayısıyla 2021 yılında öyle güllük gülistanlık faizi arttırdık, dolar düştü diye bir şey yok. Şimdi millet de şaşırıyor. Bir aydan beri dolar düşecek diyen adam şimdi başka bir şey söylüyor. Şaşırırsınız tabii çok normal çünkü yani insanlar bazen bana şey falan diyen var işte. İşte sen hükümetin adamısın işte ağ para ağzıyla konuşuyorsun falan diye. Adam çünkü 3 ay önceki videoya bakmıyor. Yani 5.50'lerde, 5.80'lerde dolar artık yukarı gidiyor. 6.50'lerdeyken satmayın daha da yukarı gidecek diyen. O zaman da FETÖ'cüydük biz. Yani hep böyle yer değiştiriyoruz. Yani bir hükümetin adamı oluyoruz, bir FETÖ'cü oluyoruz. Ne bok olduğumuz belli değil. Adam arkadaki posteri görmüyor, Atatürk posterini. Gidiyor bunları yazıyor. Ne yapacaksın abi herif? Manyak diyorum ya kendini rahatlatmak istiyor. YouTube açıyor herif diyor ki ben diyor bugün kime diyor yardırsam diyor. Ne oldu diyor? Nereden zarardayım? Dolardan zarardayım. Bu adam dolar düşecek diyor ya. Bu adama dur diyor bir yardırayım ben. Değişik insanlar. Neyse arkadaşlar hayırlı hafta sonları diyelim. Gene sokağa çıkma yasağımız var. Evlerde oturacağız artık. Tabii siz oturacaksınız. Biz yarın
Aralık grubunun son grubuyla yılın son eğitim grubuna başlayacağız. Bu arada gerçekten bu sene gerçekten eğitimlere gösterilen saygıdan, ilgiden çok memnunum. Hakikaten çok teşekkür ederim. Çünkü insanlar bizi seviyor, sayıyor, inanıyor ki kendilerini bize emanet ediyorlar. Allah'a şükür biz de doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Geri dönüşümlerimizde gerçekten insanlara dokunduğumuzu, insanların finansal piyasalara bakış açılarını değiştirdiğimizi, trendlerle, parayla kavga etmemelerini sağladığımızı görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. 2021 yılında artık bakalım Allah kısmet eder, gücümüz olursa eğitimlere devam edeceğiz. Ocak grubunda önümüzdeki hafta falan açarız. Artık bir dinlenelim biz de. Şimdiden herkese hayırlı hafta sonları. İnşallah güzel bir hafta sonu olur. Aileyle, sevdiklerinizle keyifli bir zaman geçirin. Para pulu bu hafta sonu bırakın arkadaşlar. Dediğim gibi para çok bir boka yaramıyor. Parasız da bir bok olmuyor ama çok bir şeye de yaramıyor. Böyle söyleyeyim. Herkese kolay gelsin.